Muhterem arkadaşlarım, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum, muhabbetle kucaklıyorum. Bugün 9 Mart 1993, mübarek Ramazan ayının tam ortasındayız. Ve önemli bir basın toplantısı yapıyoruz. Her şeyden evvel sözlerime başlarken bu basın toplantımızın bütün milletimize, bütün İslam alemine, bütün insanlığa hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan diliyorum. Bu basın toplantımıza gösterdiğiniz büyük ilgiden dolayı kıymetli milletvekillerimize, muhterem basın mensubu arkadaşlarımıza ve diğer misafirlerimize teşekkürlerimi sunuyorum, saygılarımı sunuyorum. Hepimizin bildiği gibi bundan bir müddet önce Millet Meclisi Başkanı, Millet Meclisi'nde temsil edilen partilerin başkanlarını birbiri arkasına iki defa toplantıya davet ederek anayasada yapılması icap eden değişiklikler konusunun görüşülmesine zemin hazırlamış idi. Bu davet için yazmış olduğu yazıda ülkemizde sivil bir anayasanın bulunmadığı, yıllardan beri tatbik edilen anayasaların hep askeri ihtilallerin ürünü olduğu ve bunların milletin arzu ve ihtiyaçlarına cevap vermediği, ülkemizde bu hususta gittikçe artan bir sancı olduğu, bu ağrıların, bu huzursuzlukların giderilmesi için anayasanın bir an evvel değiştirilmesi gerektiğini ifade ederek bu davetleri yapmıştı. Kanaatimizce bu tespitler doğrudur. Bilindiği gibi bu toplantılarda Millet Meclisi'nde temsil edilen partilerin anayasaların hangi maddelerinde ne şekilde değişiklik arzu ettiklerini bir raporla meclis başkanlığına sunmaları kararlaştırılmış idi. Ve anayasa değişikliğinin bu partiler arasında uzlaşma suretiyle nasıl yapılacağına hakkında da yine bütün partilerin yöntem teklif etmelerini istemişti. Hep beraber yapılan müzakerede varılan bu karar mucibince Refah Partisi olarak son derece titiz ve itinalı bir şekilde görevimizi yerine getirmenin gayreti içinde bulunduk. Ve böylece birçok organlarımızda, birçok arkadaşlarımızın iştirakiyle yapılmış olan çalışmaların sonucuna gelmiş olduk. Şimdi ben huzurlarınızda bu sonucu sizlere takdim ediyorum. Önce bir defa, konu son derece önemlidir. Çünkü bir ülkede yaşayan vatandaşların her şeyden önce saadetlileri o ülkedeki anayasa düzenine bağlıdır. Çünkü düzen saadeti her yönden ilgilendirmektedir. Biz hepimizin bildiği gibi Refah Partisi olarak saadete ulaşmanın tek yolunun adil düzende olduğuna inanan bir partiyiz. Dolayısıyla Türkiye'de yaşayan 60 milyon insana saadet getirmek için anayasa nasıl olmalıdır sualinin cevabı bizce çok açık. Bu cevap bu anayasanın bir adil düzen anayasası olmasıdır. Ancak ne var ki anayasalar bilindiği gibi bir toplumsal anlaşmadır. Biz Refah Partisi olarak milletten aldığımız güç ile bütün milletimize huzur, adalet, hürriyet, refah ve itibar getirecek olan adil düzen anayasamızı yapma hakkımızı muhafaza ediyoruz. Demokratik yollardan bu güce ulaştığımız zaman ve de milletimizin tasvibini aldığımız zaman ülkemizde bütün milletimize saadet getirecek asıl ideal anayasa, adil düzen anayasası inşallah yürürlüğe girecek ve bütün milletimize saadet getirecektir. Fakat aslında anayasalar bilindiği gibi bir toplumsal antlaşmadır. Bir ülkede yaşayan 60 milyon insanın hep beraber hazırlayacakları ve mutabık kalacakları bir belge demektir.
ve bu belgenin hazırlanmasında amaç o ülkede yaşayan 60 milyon insanın hepsinin kendi kendine düşündüğü zaman, meydan nutuklarında değil, kendi kendine düşündüğü zaman bizim ne güzel anayasamız var demiş olmalarıdır. Bir ülkede yaşayan insanların bunu söyleyebilmelerinin temel şartı anayasaların insan haklarını ve hürriyetlerini teminat altına almaktır. Yoksa bunları ortadan kaldırmak değil. İnsan haklarının en başında da vicdan ve inanma hürriyeti gelmektedir. Kıymetli basın mensubu arkadaşlarımıza bu hususta bütün dünya ülkelerinin anayasalarında din ve vicdan hürriyetiyle ilgili hükümleri ihtiva eden bir broşür takdim ediyorum. Bu kıymetli basın mensuplarımızın bu broşürü dikkatli bir şekilde inceleyeceklerinden eminim. Bu broşür incelendiği zaman açıkça görülecektir ki bugün yeryüzünde 5 kıta üzerinde yer alan ülkelerde anayasalar her şeyden evvel insan hak ve hürriyetlerini teminat altına almak için yapılıyor ve hepsi de insan hak ve hürriyetlerinin en önemlisinin din ve vicdan hürriyeti olduğunu belirtiyor. Bu anayasalar hepsi incelendiği zaman görülecektir ki dünya anayasalarında, çağdaş anayasalarda din ve vicdan hürriyetinin 4 tane ayrılmaz unsuru kabul edilmektedir. Hepsinde. Bu unsurlardan bir tanesi ifade ve yayma hürriyetidir. Bir yerde din ve vicdan hürriyeti vardır demek, bu sayacağım 4 unsurun var olması demektir. Bunlar olmazsa olmaz özelliğine sahip hususiyetlerdir. Bunlardan bir tanesi yoksa orada din ve vicdan hürriyetinin varlığından bahsedilemez. Birincisi ifade ve yayma hürriyeti. İnsanların bu en tabii hakkıdır. Ben böyle inanıyorum diyerek inancının gerçeğini konuşabilmeli ve yayabilmelidir. İkinci bir temel hususiyet öğrenim ve öğretim hürriyeti. İsteyen insanlara ve kendisinin istediğine rızası olmak şartıyla dininin gerçeğini, inancının gerçeğini öğretebilmelidir ve bir insan inancının gerçeğini öğrenebilmelidir. Diğer bir özellik ise örgütlenme hürriyeti. Aynı şekilde inanan insanlar inançları istikametinde beraberce örgütlenebilmelidirler. Bu da inanma hürriyetinin ayrılmaz bir parçasıdır. Ve nihayet inanç hürriyetinin ayrılmaz 4. parçası ise inandığı gibi yaşama ve ibadet hürriyetidir. İnandığı gibi yaşama hürriyetinin içerisinde hepinizin dikkatinizi çekiyorum. En önemli husus insanların, fertlerin hukukunu seçme hakkıdır. Bir insan başkasının inancına göre, başkasının koyduğu katı kurallara göre yaşamak mecburiyetinde olmamalı. Kendi inancının gerektirdiği hukuk içinde yaşama hakkına sahip olmalıdır. Bir ülkede çeşitli inançta insanlar olacağına göre anayasaların o ülke insanlarına saadet getirmesi için temel özelliği yasalar içinde, temel yasalar içinde çok hukuklu anayasa olmasıdır. Böylece insanlara ancak tam ve kamil bir din ve inanç hürriyeti sağlanabilir. İnsanların inandığı gibi yaşama imkanı temin edilmiş olabilir. İşte insan haklarının en önemli bölümünü teşkil eden ve en başında gelen din ve vicdan hürriyetinin teminat altına alınması demek, bir ülkede yaşayan insanların hepsi için, hangi inançta olursa olsun hepsi için, bu din ve inanç hürriyetinin ayrılmaz 4 parçasının teminat altına alınması demektir. Size dağıtmış olduğum dünya ülkelerinin anayasalarında bütün maddeler, İşte bunları teminat altına almak için tanzim edilmiş bulunmaktadır. Bunlara bir göz atıldığı zaman bu en asgari huduttur söylediğim hudut. Birçokları devletlerinin resmi dinlerini kabul etmişlerdir. Devletin bu resmi dine hizmetini şart koşmuşlardır. Bir kısmı
Hatta okullarda bu dine göre öğretim yapılacağını ifade etmişlerdir. Bir kısmı bu inançta olmayan insanların ders veremeyeceğini ifade etmişlerdir. Dünyadaki bugün 180'e yakın ülkenin anayasasını incelediğimiz zaman derece 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 hep bu söylediğim asgari hak hududunun üzerine din ve inanç hürriyetine hizmet etmek için daha birçok ilave maddeler ve hizmetler koymuşlardır. İşte dünyanın, işte çağdaş dünyanın hali budur. Ve fakat bize gelince Türkiye'nin hali yıllardan beri hepimizin bildiği gibi bütün dünya ülkelerinden kopuktur ve ayrıdır. Biz çok partili hayata girdiğimizden beri maalesef anayasalar askeri ihtilallerin ürünü olarak hazırlanmıştır. Bir sivil anayasa hazırlanmış değildir. Çok partili hayata girdik. Ne lazım gelirdi ilk yapılacak iş? Bütün bu partilerin iştirakiyle beraberce uzlaşarak anayasanın hazırlanması gerekirdi. Ama takriben 50 yıldan beri bu en önemli çalışma Türkiye'de yapılmamıştır. Yürürlükte olan anayasalar askeri ihtilallerin ürünü olmuştur ve şu 4 özelliğe sahip bulunmaktadır. Bugüne kadar Türkiye'de yürürlükte olan çok partili dönemin anayasalarında 1. Bu anayasayı hazırlayanlar adil düzenin temel esasları hakkında yeteri kadar bilgi sahibi olmayan kimseler. Olsalardı inanıyoruz ki adil düzeni tercih edeceklerdi. Adil düzeni tanımayarak hazırlamışlardır. 2. Bunların hepsi Batı etkisinde kalmışlardır. 3. Bu anayasalar hazırlanırken gerçek araştırılmamış. Milletin istediği araştırılmamış. Millet arasında uzlaşma güdülmemiş, bilakis bir takım reaksiyonlara ağırlık verilmiş. Her bir anayasada bir belli olaya karşı reaksiyon asıl ağırlığı teşkil etmiştir. 4. Bu anayasaların temel karakteri milletin ne istediğini formüle etmek, düzenlemek değil, millete nasıl bir şekil verileceği gayesi asıl ağırlık teşkil etmiştir ve anayasalar bunlara göre tanzim edilmiştir. Bu sebepten dolayıdır ki bu anayasalar bir yandan sık sık değiştirilmek mecburiyetinde kalmıştır. Öbür taraftan ise ülkeye huzur ve saadet getirmek yerine tam tersine bizzat anayasaların kendileri huzursuzluk ve saadetin bozulmasına sebep olmuşlardır. Şimdi sizlere bakınız kısaca dünyada durum nedir anayasalarda, Türkiye'de durum nedir belirtmiş oluyor. Elbette bu sancılara sebep olan anayasanın değiştirilmesi lazım gelir. 1982 anayasasının hakikaten meclis başkanı ve bütün partilerinde iştirak ettikleri gibi süratle değiştirilmesi icap eder. Bu değişikliği kim yapacak? Bizzat bu anayasanın kendisi anayasayı değiştirme yetkisini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne vermiştir. Ondan dolayı bugün bu görev Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevidir. Bu görevi Türkiye Büyük Millet Meclisi 50 yıldan beri yapmalıydı. 1982 anayasasının değiştirilmesi görevini ise Türkiye Büyük Millet Meclisi 10 yıldan beri yapmalıydı. Maalesef 10 yıldan beri bu anayasa değiştirilmemiştir. Şimdi bu gecikmelere bunları yaşadık. Bütün bunlardan sonra anayasanın değiştirilmesini istiyoruz. Kim hepimiz? Nasıl değiştirilecek? Bunun normal yolu siyasi partiler milli iradenin temsilcileridir. Bundan dolayıdır ki anayasanın değiştirilmesinde bütün siyasi partilerin bir araya gelerek bir uzlaşma temin etmeleri esastır. Hiç değilse bugünkü şartlar altında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsilcisi bulunan partilerin 10 tane partinin bir araya gelerek uzlaşması anayasa değişikliğinde esas alınmalıdır. Eğer hiç değilse Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsilci bulunan bu 10 tane partinin bir araya gelerek uzlaşması yoluyla değil de
İki tanesinin, üç tanesinin kendi arasında belli maksatlar için anlaşarak, yine bugüne kadar olduğu gibi halka aldatmak maksadıyla bir anayasa değişikliği yapmaya kalkışacak olurlarsa, bu anayasa değişiklikleri milletin, vatandaşların beklentisine cevap vermez. Bu anayasa değişiklikleri ülkedeki sancıyı durdurmaz ve yapılacak böyle bir anayasa değişikliğinin de uzun sürmesi mümkün değildir. Böyle bir değişiklik sadece ilave huzursuzluklara sebep olur. İşte bu sebepten dolayıdır ki biz Refah Partisi olarak asıl ülkeye saadet getirecek olan adil düzen anayasasını hazırlamak, milletimizin tasvibine sunup yürürlüğe koymak hakkımızı ve görevimizi mahfuz tutuyor. Bizim kendi ideal anayasamız ayrı bir şey. Şimdi bu meclisteki 10 tane partiyle nasıl uzlaşabiliriz? Uzlaşma da gerekiyor. İşte bu maksatla biz bir uzlaşma teklifi hazırlamış bulunuyoruz. Meclis başkanlığına sunulmak üzere hazırlanmış bu teklif ve sayın basın mensuplarımıza dağıtılmış olan bu teklifin manası budur. Bu teklif bizim Refah Partimizin ideal adil düzen anayasası teklifi değildir. Bu teklif bugün Millet Meclisi'nde temsilci bulunan 10 tane partiyle uzlaşsak uzlaşak nerelerde süratle uzlaşabiliriz? Bu amaç dikkate alınarak hazırlanmış bir tekliftir. Bu bakımdan bir bakıma bir pansuman teklifidir bu teklif. Bugün yapılabilecek en acil iyileştirmeler neler olabilir maksadıyla hazırlanmış olan bir anayasadır. Şimdi diğer partilerle uzlaşmamız ve partilerin birbirleriyle uzlaşması nasıl olacaktır? Bunun için biz istiyoruz ki bu anayasa değişikliği yapıldığı zaman milletimizin beklentisine cevap verilmiş olsun. Bugünkü huzursuzluk ortadan kalkmış olsun. Bu sebepten dolayıdır ki biz her ne şekilde olursa olsun bir değişiklik yapalım fikrine iltifat edemeyiz. Veya hiç değilse mutabık kaldığımız hususları bir an evvel çıkartalım, bu fikre de iltifat edemeyiz. Niçin? Çünkü mutabık kaldığımız hususlar eğer milletin sancısını ortadan kaldırmıyorsa, anayasa için milletin beklentisine cevap vermiyorsa, böyle milleti aldatmak üzere yapılacak olan değişikliğin ne kıymeti var? Bu sadece ülkeye vakit kaybettirmektir. Asıl değişikliği yapmamaya zemin hazırlamaktır ve milleti aldatmaktır. Bundan dolayıdır ki yapılacak olan değişikliğin temel esası mutlaka anayasanın özündeki değişiklikler olmalıdır. Anayasanın hazırlanması için bu özde millete sancı veren, milletin beklentilerine cevap veren değişikliklerin yapılmasının temel ilkeleri nedir? Bunun için birinci şart, önce ülkede fikir ve inanç hürriyeti önündeki bütün kısıtlamalar kaldırılmalıdır. Bir ülke kendisine en ideal anayasayı mı yapacak? Birinci madde, fikir ve inanç hürriyetlerinin önündeki bütün kısıtlamalar kaldırılmalı ve bütün tabular kaldırılmalı. Tabularla anayasa yapılmaz. Fikir ve inanç hürriyetlerini kısıldayarak anayasa yapılmaz. Anayasa yapılmanın birinci temel şartı, fikir ve inanç hürriyetlerinin önündeki bütün kısıtlamalar kaldırılmalı. Tam bir serbestlik içerisinde herkes fikrini söylemelidir, bir. İkinci temel kriter samimiyettir. Bu samimiyet de birinci kadar mühimdir. Siz bir yandan ağzınızla dilinizle demokrasi derken, eğer içinizde milleti kendi istediğinize uydurmayı kastediyorsanız, bu demokrasi sözünüzün hiçbir kıymeti yoktur. Siz eğer ağzınızda çoğulcu demokrasi derken, içinizden azınlığın çoğunluğa tahakkümünü kastediyorsanız, bu çoğulcu demokrasi sözünüzün bir kıymeti yoktur. Hatta bunu anayasaya yazsanız da bir kıymeti yok. Ve yine siz insan haklarına saygı derken, insan haklarını ortadan kaldırmayı, kısıtlamayı amaç ediniyorsanız, insan haklarına saygı sözünüzün de bir kıymeti yoktur. Bundan dolayıdır ki
ikinci önemli temel esas samimiyet esasıdır. Üçüncü bir esas da şudur. Bunları uzlaştık, anayasaya yazdık. Anayasaya yazdıklarımız gerçekten tatbik edilecek mi, edilmeyecek mi? Üçüncüsü de anayasaya yazılanların gerçekte tatbik edilmez. Mesela bugünkü anayasanın 87. maddesinde hükümet meclisten izin almadan, kanun çıkmadan para basamazdı. 87. maddeye bakın, kanun basılması yani para basılması hakkı meclisindir. Ama şu hale bakın, hükümet her gün trilyonlar basıyor. Anayasada bunu yazmışsınız, ne kıymeti var? Yine siz anayasanın 18. maddesinde angaraya yasaktır diyorsun. Halbuki bugün asgari ücretle çalışan herkesi siz angaraya yaptırıyorsun. İnsan hakkı vermeden yaşayamayan bir insana hizmet yaptırıyorsunuz. Ve ayrıca da korkunç faizlerle 60 milyon insanın sırtına angaraya yüklemişsiniz. İç ve dış borç faizleriyle. Anayasada angaraya yasaktır demişsiniz ama tatbikatta bunların hiçbirini dinlemiyorsunuz. İşte anayasa yapılmasının bir üçüncü temel esası da anayasada yazılan şeylerin hakikaten yürürlükte muhafazasıdır. Yoksa oraya yazın, tatbikatta aksini yapın, o zaman o anayasanın bir kıymeti olmaz. O uzlaşmanın, o değişikliğinde bir kıymeti olmaz. Ve nihayet bir dördüncü temel anayasa değişikliğinde kabul edilmesi icap eden ilke de şudur. O da anayasada uzlaşma anayasasının birinci maddesi insan haklarının tam, kamil ve çağdaş manada teminat altına alınması olmalı. İnsan haklarının teminat alınması. Bak biz Refah Partisi olarak bunu istiyoruz. İkincisi, gerçek demokrasi teminat altına alınsın. Bu uzlaşma anayasasının temel esası gerçek demokrasi gerçekleştirilsin. Üçüncüsü, gerçek çoğulcu demokrasi tatbik edilsin. Size üç tane temel ilkemizi saydım Refah Partisi olarak. Biz bu uzlaşma anayasasında insan haklarının tam, kamil ve çağdaş manada teminat altına alınmasını birinci madde sayıyor. Gerçek demokrasi ikinci madde, gerçek çoğulcu demokrasi tatbikatını ise üçüncü madde olarak sayıyoruz. İşte diyoruz ki yapacağımız değişiklikler bunları temin etmeli. Bu partiler arası komisyonun temel ilkesi olmalı. Arkadaşlar, hep beraber biz mecliste temsil eden 10 tane parti bu prensipleri, bu ilkeleri sahiden benimsiyor muyuz uzlaşma anayasası için? Benimsiyoruz, öyle mi? Öyleyse bütün anayasa yukarıdan aşağıya kadar bu esaslara uygun olmalıdır. Halbuki bu söylediğimiz dördüncü çok önemli esaslar bakımından 82 anayasasına baktığımız zaman ne görüyor? 82 anayasasında bu söylediğimiz üç temel esasın tam karşıtının tatbik edilmesine müsait davranış içinde olunmuştur. Yani bir hileli yol takip edilmiştir. Surete haktan gözükülerek tatbikatta bu mefhumların ortadan kalkmasına yol açılmıştır. 82 anayasasının 3 tane temel hususiyeti vardır bu bakımdan. 1. Müslümanlığın tatbikatta yasaklanmaz. 82 anayasasının içinde mündemik asıl temel esası budur, 1. İkincisi, hile rejimi. Yani demokrasi değil, milletin istediği olmayacak. Millet aldatılacak, bir azınlığın, belki de dış güçlerin istediği olay. Üçüncüsü, azınlığın çoğunluğa tahakkümü. Bu azınlık, bilhassa dış güçlerin arzusuna uyarak, millete rağmen istediğini yürütebilecek. Bunlar 82 anayasasında esas alınmıştır. Şimdi bunları size hukuki olarak delilleriyle ispat edeceğim. Bunu ortaya bir iddia olarak koymanın kıymeti yok. Konumuz hukuktur. Nasıl olmuş da bunlar yapılmış ve nasıl yapılıyor? Bakınız, işte bizim özde değişiklik dediğimiz budur. Bu maddeler sürdüğü müddetçe seçme yaşını 18'e indirelim, seçilmeyi 25'e çıkartalım, halkın gözünü boyayalım, işte anayasada bir değişiklik yaptık diyelim,
bak anayasayı da değiştirebilecek gücümüz var diyelim. Bunun kime ne faydası var? Biz böyle bir arzuya alet olamayız. Bak ne kadar açık, ne kadar samimi temel esaslarımızı koyuyor. Gelin önce bu esaslar üzerinde uyuşalım ve anayasadaki bu hile rejimini el birliğiyle ortadan kaldıralım diyor. Şimdi bak ispata geçiyor. Önce bir defa insan haklarının tam, kamil ve çağdaş manada teminat altına alınması yerine Müslümanlığın tatbikatta yasaklanmasının yürürlüğe konması 4 mekanizmayla gerçekleştiriliyor bu anayasa. Birinci mekanizma şu: anayasanın ikinci maddesine laik diye bir yabancı kelimenin konulması. Hile buradan başlıyor. Evet. Önce bir defa size bütün dünya anayasalarının içinde laiklikle ilgili hükümleri göster. Dünya anayasasında laik kelimesini anayasasında kullanan tek ülke, bir tek ülke var, o da Fransa'dır. Bundan başka hiçbir ülkenin anayasasında laik diye bir kelime geçmemektedir. Bizim anayasada ise her cümlede laik, 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 laik. Bu ne? Bu arkada güdülen maksadın sırıtması. Fransız anayasası da ta Fransız ihtilalinde meydana gelmiş olan bir reaksiyonun devamı olarak bu kelimeyi muhafaza ediyor. Ancak bu kelime Fransa anayasasında bulunmakla beraber bütün anayasalarda olduğu gibi hemen Fransız anayasası bir bir açıklamalarını yapmış. Demiş ki bakınız bu laiklikten kastımız üçtür. Birincisi, herkes din ve vicdan hürriyetine sahiptir. Laiklik demek bu demektir. Bütün dünya anayasalarının ittifak ettikleri üç esası söylüyorum size. İkincisi, kimsenin inancından dolayı baskıya maruz bırakılamayacağı. Kimse, hangi inanca sahipse, inancından dolayı baskıya maruz bırak. Üçüncüsü, devletin dini, dinin de devlete müdahale etmemesi demektir. Hepsinin ittifak ettiği çağdaş laiklik anlayışı işte budur. Bizde anayasada her şey Türkçe ile ifade ediliyor. Ama bu kelimeye gelince bu manaların Türkçe ifade edilmesi yerine hile buradan başlıyor. İlle laik diye bir kelime konuyor. Bu kelimenin konmasına hiçbir lüzum yoktur. Bakınız size bir matematik ispat veriyorum. Size getirmiş olduğumuz teklifin içerisinde ikinci madde için bir teklif getiriyoruz ve altına da bir gerekçe yazıyoruz. Ne demişiz? Türkiye Cumhuriyeti. Bakınız bizim teklifimiz nasıl başlıyor ve 82 Anayasası'ndan nasıl ayrılıyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına her türlü baskıyı önleyen anayasa teklifimizden okuyorum. Şu teklif, bakınız başlığı bu. Refah Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na sunulmak üzere hazırladığı anayasa değişikliği uzlaşma teklifi. Evet, bu uzlaşma teklifi birisinin hemen arkası, ilk sayfası. Niçin arkadaşlar bulamıyor? Ha, buldular, görüyor. Evet, okuyorum şimdi. Madde 2, Türkiye Cumhuriyeti. Vatandaşlarına her türlü baskıyı önleyen ve hizmeti esas alan, toplumun huzuru ve adalet anlayışı içinde insan haklarına dayanan milli, demokratik ve sosyal bir hukuk devletidir. Buyurun, şimdi bu teklifin içinde laik kelimesi yok. Ama bütün dünya anayasalarının laiklik için ileri sürdükleri şartların hepsi var. Nitekim dünyanın hiçbir anayasasında da laik kelimesi yok. İşte size takdim ettim. Bak Alman anayasası nasıl başlıyor? İnsan diyor muhterem bir varlıktır. Bu insanın inanma hürriyetine saygı göstermek lazım gelir. Başlıyor ve herkesin inanma hürriyeti, kimseye inanma baskı yapılamaz diyor. Devlet ve din işleri ayrı tutulacaktır diyor. Üç tane maddeyi arkasında ama hiç laik kelimesi kullanmamış. Laik kelimesi zaten Almanca değil ki kullansın. El alem bizim gibi taklitçi değil.
Bu taklitçilik hastalığı bizde var. Kendini anayasa yapıyor, illa yabancı dil kullanacak. Niçin? Altında hile yatıyor da onun için. Şimdi istenen üç tane maddedir. Bak ben size matematik olarak ispat ediyorum. Söyleyin bakalım, laik kelimesini kaldırdığım halde eğer anayasanın ikinci maddesi bu söylediğimiz şekilde olursa laikliğe aykırı bir tatbikat yapılabilir. Yapılamaz. Neden? Laiklik ne demek? Herkesin din ve vicdan hürriyeti olacak. E burada da ne diyoruz? İnsan haklarına dayanan. Laiklik ne demek? Kimse inandığını başkasına zorla kabul ettiremeyecek. İnancından dolayı kimse kınanamayacak. Biz ileri gidiyoruz. Ne diyoruz biz? Vatandaşların her türlü baskıyı önleyen diyor. Yani bu vatandaş, bu vatandaşın inancından da bunu kınıyorsa devlet buna mani olur. Devletin kendisi yapmazla kalmıyor. Kimse kimseye yaptırmayacak devlet deyip güvence getiriyor. Baskıyı önlettiriyor. Çok daha kuvvetli bir anayasa getiriyoruz biz. Bundan başka üçüncüsü nedir? Devlet ayrı, din ayrı. Bunun ölçüsüne bak, demokratik diyoruz. Demokratik ne demek? Halk ne isterse o olacak kanun. Buyurun. Bu söylediğimiz tabirler anayasanın laiklik diye istediği üç tane temel vasfı laik kelimesini kullanmadan Türkçe ifadelerle açıklamış oluyor. Bu laik kelimesi anayasaya hile olsun diye konuluyor. Türkçe değildir ve sadece bu maksat için bu yabancı kelime konuyor. Konduktan sonra şimdi söyleyeceğim, birinci kademede bu konduktan sonra ikinci kademede dünyanın hiçbir anayasasında olmayacak şekilde laiklik kelimesinin manası değiştiriliyor tatbikatta. Tatbikatta laiklik kelimesinin manası nasıl değiştiriliyor? Bunu arkadaşlarımıza yine aynı şekilde matematik olarak ispat etmek için anayasa profesörü Sayın Mümtaz Soysal'ın 100 soruda Anayasan Anlamı adlı kitabının ilgili bölümünü teksir ettim, takdim ettim siz. Bu bölümleri dikkatle okuduğunuz zaman ne görüyorsunuz? Burada demin benim söylediklerimi söylüyor. Laik devlet ilkesinden ne anlamak gerekir diye söze başlamış. Diyor ki laik devlet ilkesinden bu üç şeyi anlamak lazım. Herkes din hürriyetine sahip olacak. Kimse inancından da kınamayacak. Din işi ayrı, devlet işi ayrı olacak. Ve illa Türkiye'ye gelince diyor, bakınız birinci sayfanın son paragrafında, Türk toplumunun özel durumu dikkate alınacak olursa laikliğe bizde başka anlam vermek gerekir diyor. Ne anlam verilmesi için bu yabancı kelime manasının dışına çıkartılmaya çalışılıyor? Deniyor ki efendim, Batı'da Hristiyan dini var. Hristiyan dini zaten devlet için bir kural koymamış diyor. Halbuki Müslümanlık dini insanların saadeti için devlete ait, yani düzene ait birçok kurallar ortaya koymuş. Bu kurallardan Müslümanlık dinini sıyırmak mümkün değildir diyor. Sayın Profesör Mümtaz Soysal'ın ne söylediğini söylüyorum. Öyleyse laiklik ilkesinin bizim anladığımız manada tatbik edilmesi için diyor, ne yapacağız? İslam dinini değiştireceğiz. Kitaptan söylüyorum, anayasa profesörünün sözünü söylüyorum. Bu laik kelimesinin yabancı kelime olarak anayasaya konmasının kastı İslam dinini değiştirmektir diyor. İslam dini değiştirilecek, yerine başka bir din konacak, İslam dininin yerine. Bu din hiçbir zaman toplumun saadetine ait kurallar konuşmayacak, bahsetmeyecek, bunun içinde bunlar olmayacak. Ve bu din vicdanların içine itilecek. Bizim laiklikten kastımız, devleti laik yapmaktan kastımız, devleti bir tank yapacağız. Halkın inançlarını kendi vicdanın içine hapsedeceğiz. Vicdanların içine itme manası diye, dini vicdanların içine itme manası diye Türkiye'de kendine özgü bir diğer hususiyeti vardır laiklik kelimesinin diyor. Tahlil ediyor. Dini değiştireceğiz. O halde bu ne demek oluyor? Türkiye'de herkesin inanma hürriyeti vardır. Yani insan istediği dini kabul edebilir. Ama Müslüman olamazsınız. İslam dinini kabul edemezsiniz.
Eğer siz Müslüman olmayı istiyorsanız İslam dininin gerçeğini kabul etmeyeceksiniz. Ben size İslam dini diye bir başka din hazırlayacağım. İçinde topluma ait kurallar bulunmayacak. Sadece vicdana ait olacak. İslam adı altında bir başka din hazırlayacağım. Bu dini kabul edebilirsiniz. Gerçek İslam dinini kabul edemezsiniz. İşte bizdeki laikliğin bir manası budur diyor. Rica ediyorum şimdi hepinizden Türk toplumu adına işte 180 tane ülkenin anayasası. Dünyanın neresinde bir anayasa hazırlanırken hedefi milletin dinini değiştirmek oluyor. Var mı böyle bir anayasa? İşte Türkiye'de 50 seneden beri yapılan tatbikat budur. Bu açıklamayı ben yapmıyorum. Sayın Profesör Mümtaz Soysal Bey yapıyor. Ve kitabından aynen satır satır almış olduğum özeti de sizlere sunuyorum. Peki nasıl olacak da İslam dinini değiştireceğiz? Burada anlatmış. Şu verdiğim özette anlatmış. Bunu değiştirmek için diyor, önce bir defa kimse İslam dininin toplum saadetine ait maddelerini konuşmayacak. Konuşursa dinini kötüye kullanmış olur. Gerçek İslam'ı konuşmayacaksınız. Bizim size İslam dini diye takdim ettiğimiz bu yapma dini ancak konuşabilirsin. Gerçek İslam'dan konuşma yasaklanacak diyor. İşte anayasanın 24. maddesine getirilen son fıkra bunun için getirilmiştir diyor. O söylüyor. Kimse İslam dininin gerçeğini konuşmasın. İslam dininin toplum saadetine ait hükümleri konuş. Bunlar ortadan kaldırılsın diyor. Bunun için anayasanın 24. maddesi getirilmiştir diyor. Sonra İslam dininin değiştirilmesi için diyor, Diyanet İşleri Başkanlığı özerk yapılmamıştır. Bütün dünyada Diyanet İşleri Başkanlığı özerk. Ya kralın kendisi dini reis veya din teşkilatı ayrı bir teşkilat. Bütün dünyada, yalnız Türkiye'ye gelince hayır, siyasi gücün emrinde ve kontrolünde olacak ki hakiki İslam dini konuşulmasın. Bizim sunni, bizim yapmacık İslam dini diye üreteceğimiz yeni din konuşulsun. Bu din kabul edilsin. Bunun için Diyanet İşleri Başkanlığı'nı genel idare içerisine koyuyoruz diyor. Hep Mümtaz Soysal'ın söylediklerini söylüyor. Bundan başka da diyor din öğretimini devletin, siyasi gücün kontrolü altına alıyoruz. Dinin gerçeği öğretilmeyecek. Bizim yeni icat ettiğimiz din konuşulacak. Böylece biz anayasada işte bunların tedbirlerini aldık diyor. Bunun için öğrenim öğretim hürriyetini anayasanın 13. 14. maddesine hükümler getirdik. Hürriyetler özel sebeplerle de kısıtlanabilir dedik diyor. Özel sebeplere kısıt. Niçin? Biz İslam dinini değiştirmek üzere bu anayasayı hazırladık da onun için. Bundan dolayı siz dininizin gerçeğini öğrenemezsiniz. Ya din budur diye biz size ne diyorsak onu öğreneceksin. Bunun içinde öğretimi kontrol edeceğiz. Bakalım sen o öğretimin içinde gerçek İslam dininden mi bahsedeceksin yoksa bizim söylediğimiz Sunni İslam dinini mi konuşacaksın? Bunun için dini kontrol altına alıyoruz diyor anayasanın ilgili maddesinde ve bunun için Diyaneti devletin genel idaresi içerisine koyuyoruz ki Diyanet bu dini değiştirme vazifesini siyasi gücün kontrolünde yapsın. İşte Profesör Mümtaz Soysal'ın notu. Bunu bütün basın mensuplarının dikkatle okumalarını rica ediyorum. Konu fevkalade hayati ehemmiyeti haiz olduğu için bu konu üzerinde bütün televizyon mensuplarını huzurlarınızda bu konuları millet önünde açık oturumlarla aydınlatılmasına davet ediyorum. Niçin? Çünkü biz ülkemizde huzur istiyoruz. Biz 60 milyonun saadetini istiyoruz. Biz gerçek insan haklarını istiyoruz. Biz çoğulcu demokrasi istiyoruz. Biz gerçek demokrasi istiyoruz. Onun için dış güçlerin arzusuna uyarak Türkiye'yi kontrol etmek için icat edilmiş bu sunni anayasalar, bu yeryüzünün hiçbir yerinde olmayan anayasalardan ve millet olarak da bu sancılardan kurtulalım. Onun için bunları istiyor. Duşun 4. sayfasında bu oyun nasıl oynanıyor Türkiye? Önce 2. maddeye laiklik diye bir yabancı kelime kullanılıyor. Sonra 24. maddeyle bu kelimenin manası laikliğe aykırı olarak. Bir daha altını çiziyorum. Laikliğe aykırı olarak.
dünyanın hiçbir ülkesinde rastlanmayan şekilde bu mana değiştiriliyor. Diyor ki siz her dini kabul edebilirsiniz ancak gerçek İslam dinini kabul edemezseniz gerçek İslam dini değiştirilecek. Gerçek İslam dininin toplum saadetiyle ilgili maddeleri konuşulmuyor. Bunları konuşmak yasaktır, suçtur, hatta konuşulmayacak. Din değiştirilecek diyor Sayın Soysan söylediği gibi. Bu laiklik kelimesindeki bu değişiklik, laikliğe aykırı olarak yapılan bu değişiklik 24. maddeyle gerçekleştiriliyor. Ondan sonra da İslam dini yerine yeni bir dinin icadını temin etmek için de anayasanın 136. maddesiyle Diyanet İşleri Başkanlığı genel idare içerisine sokuluyor bu maksatla. Ve yine anayasanın 24. maddesinde de idarenin denetim ve gözetimi altında dini tedrisat yapılacaktır. Bu tedrisat bizim yeni icat ettiğimiz dine göre yapılacaktır. Böylece anayasanın bir ikinci maddesi, 13. 14. maddesi, 24. maddesi, 136. maddeleri vasıtasıyla, 5 tane madde vasıtasıyla işte dünyanın hiçbir, 180 ülkenin hiçbirinde rastlanmayan bir tatbikat 50 seneden beri Türkiye'de yürütülmek istenmiştir. Böyle bir tatbikat dünyanın hiçbir yerinde yoktu. Dolayısıyla bu tatbikat gerçekte İslam düşmanlığı demektir tek kelimeyle. Biz her şeyi konuşuruz ama bir şey Müslümanlık dininde varsa, iyi ise, güzelse, faydalıysa bunun konuşulması bile yasaktır. Her şeyi görüşüp kabul edebiliriz. Fakat bir şey Müslümanlıkta varsa bunu görüşemeyiz ve kabul edemeyiz dediniz mi? Bunun adı İslam düşmanlığı o. Onun için saydığım 4 tane maddenin tatbikatı İslam düşmanlığı tatbikatıdır. Şimdi ben ne anlatıyorum size? 1982 anayasasını anlatıyorum. Şu anda mecliste grubu olan hiçbir partiyi karşıma almış değilim. İlmi, hukuki bir tahlil yapıyorum. Şu anayasayı değiştireceğiz ve bütün kardeş partilere hitap ediyorum. Gelin, dünyanın hiçbir yerinde olmayan bu tatbikatı ortadan kaldıralım. Onları buna davet ediyorum. Ve inanıyorum ki mecliste grubu olan 10 partinin 10'uyla da biz temsilcisi olan 10 partinin 10'uyla da en kısa zamanda bu en tabii prensip üzerinde anlaşacağız. Neye dayanarak inanıyorum? Bir, bu meclis işte benim söylediğim sebeplerden dolayı 163. maddeyi kaldırmıştır. Türk Ceza Kanunu 163. maddesini kaldırmıştır. Bunun için böyle bir tatbikat olmaz. Bir insan dinini konuştuğu için, dinini öğrettiği için nasıl olur da cezalan? Dünyanın hiçbir yerinde yok. 163. maddenin kaldırılması çağdaş insan haklarının kabulü demektir. Aynı zamanda 163. maddenin kaldırılması hepimizin bildiği gibi bütün milletimizce takdirle, coşkuyla karşılanmıştır. 141-143'ün kaldırılmasında olduğu gibi. Çünkü düşünce ve inanç hürriyeti dünyanın hiçbir yerinde Türkiye'de olduğu gibi yıllarca baskı altında tutulmamıştır. Milletimiz bu çağdaş adımı takdirle, coşkuyla karşılamıştır. Bunu hepimiz ülkenin her yerinde gördüğümüz için milletin bu din düşmanlığını istemediğini açıkça yaşadık hepimiz. Tabii diğer kardeş partiler de aynı şekilde yaşamışlardı. İki, üçüncüsü, bakınız anayasa değişikliği için bugüne kadar millet meclisinde partiler arası toplantılar oldu. Bu partiler arası toplantılarda DYP ve SHP ilk önce 24. maddedeki bu söylediğim fıkraları getirmişlerdi. Ancak o komisyondaki temsilcimizin bu kardeş partilerle yapmış olduğu görüşmede dediler ki haklısınız. Evet, bu paragrafı buradan çıkartmalıyız. DYP ve SHP'den bahsediyor. Onlar da bunun çıkartılmasını bugüne kadar yapılan komisyon çalışmalarında kabul etmişlerdir. Niçin? Aklın yolu birdir. Kimsenin gücü artık Türkiye'de İslam dinini kaldırıp yerine başka bir sünni din koyma
arzusunu gerçekleştirmeye yetmeyecektir. Bu arzu zaten tamamen çağ dışı bir arzu. 50 yıldan beri dış güçlerin, bugün yeryüzünde gördüğümüz bütün olaylar, İslam'ı ortadan kaldırmak isteyen güçlerin planları bu gibince bize yapılan etkilerin bir neticesi olarak Türkiye'de bu acılar, bu sıcılar, sızılar yaşanmıştır. Onun için biz bu acıların, bu sızıların bir an evvel bütün temsilcisi olan partilerin iştirakiyle hemen ortadan kalkacağına inanıyoruz. Böylece çok önemli bir adım atılmış olacak. Türkiye'de 180 çağdaş ülkeye eşit hale gelecektir insan hakları bakımından. Bakınız şeyde anayasada din hürriyetinin ifade ve yayma hürriyeti 24. maddeyle ortadan kaldırılmış. Öğrenim ve öğretim hürriyeti 24. madde ortadan kaldırılmış. Örgütlenme hürriyeti 13-14. maddeyle ortadan kaldırılmış. Çünkü bu maddeler dernekler kanunda özel sebeplerle hürriyetleri tahdit etmeye hak tanıyor. Dernekler kanunu da dini inanç etrafında örgütlenmeyi yasaklıyor. İnandığı gibi yaşama ve ibadet hürriyeti ise 13. ve 14. ve 24. maddelerdeki sınırlamaların yol açtığı tatbikatla ortadan kaldırılıyor. Fransız Anayasa Mahkemesi bir Müslüman kız çocuğu başını örterek elbette üniversiteye gidebilir diye karar veriyor. Avusturya İçişleri Bakanlığı, Avusturya İslam Diyanet İşleri Başkanı'na elbette Müslüman kız çocukları inancı gereği başını örteceklerdir diyor. Almanya'daki sayısız mahkemenin bu hususta kararı var. Ancak siz bütün buna rağmen şu Türkiye'deki çağ dışı tatbikata bakın. Şu Türkiye'deki duruma bakın. Türkiye'de yıllarca bakınız bir gulugulu dansı yaşanmıştır. Dikkatinizi çekiyorum. Bir Müslüman insan kendi inancını konuştuğu zaman hemen bir kaynayan kazan konmuştur. İstemezük urun laik yobazları tarafından, bu manada laik yobazları tarafından çığlıklar arasında gulu 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 dansı yapılmış. Bu sadece vahşettir. Biz Türkiye'nin çağdaş olmasını istiyoruz. 180 ülkede insan hakları nasıl tatbik ediliyorsa Türkiye'de de böyle olmasını istiyoruz. Bundan dolayıdır ki gerçek laikliğin tatbikatta olması için, yani herkesin inancında hür olması için anayasaya bu yabancı kelime yazılmasın. Şayet yazılmakta ısrar edecek olursa bu kelimenin ne anlama geldiği bizim 24. maddede yaptığımız değişikliklerle tarif edilsin. 24. maddeyle tarif edilsin teklifini getiriyoruz. Eğer ısrar edilecek olursa, ki bu ısrara hiçbir yer ve lüzum olmadığı kanaatindeyiz. Madde 1. Şimdi bu anayasanın diğer bir hususiyeti ise gerçek demokrasi yerine milleti keyfi arzulara uydurma. Yani hile rejimi için bu anayasa hazırlanmıştır. Bu 82 anayasası. Neden? Çünkü anayasanın seçim sistemiyle ilgili 67. maddesinde düşünebiliyor musunuz? Bir anayasa en ufak şeyleri tanzim ediyor. Kimin bilmem hangi şeye kaç günde cevap vereceğin. Bütün bu teferruat uzun uzun anayasa içerisinde lüzumsuz yerlerde yazılıyor. Seçim sistemi nasıl olacak? Şu anayasada tek bir kelime yok. Bunu iyi niyetle bağdaştırmak mümkün mü? Niçin? Hele bir anayasa çıkartalım. Ondan sonra seçim kanununda istediğimiz hileleri rahat rahat düşünürüz. Felsefesiyle hazırlandığı için hak ve adalet aranmıyor. 67. maddede seçim sistemiyle ilgili hiçbir şey yoktur. Halbuki elbette seçim sisteminin adil olması temel şarttır. Bundan dolayıdır ki seçim sistemi hakkında anayasada hiçbir hüküm olmadığı için şu geçtiğimiz 10 yıl esnasında her seçime ayrı bir seçim kanunuyla gittik. Bu geçtiğimiz 10 yıl esnasında ve şu anda Türkiye'de bu 100 karası seçim kanunu hala bulunuyor. Düşünün siz, bunun adı seçim kanunu. Partilerden birisi 30 bin kişiye bir milletvekili çıkartıyor, öbürü 375 bin kişiye bir milletvekili çıkartıyor. Buyurun. Bu nasıl seçim kanunudur Allah aşkına?
Bundan dolayıdır ki anayasanın bu maddesine mutlaka seçim kanunun nasıl olacağının temel esaslarının yazılması lazım gelir. Seçim kanununun, hatta bundan sonra ayrı bir basın toplantısına, teferruatına girerek bu konuyu gene basın mensubu kardeşlerimiz vasıtasıyla aziz milletimize duyurmak istiyorum. Şimdi özet olarak işaret etmek istiyorum ki seçim kanununun adil olması ancak nispi temsilin olmasıyla mümkündür. Yani her parti ne kadar oy alıyorsa millet meclisinde de o şekilde temsil edilmesi adaletin gereği. Bunun dışına sapan her türlü sapma bir hiledir. Milleti aldatmadır. Nasıl Müslümanlığı değiştirme ve ortadan kaldırma hilesi laiklik kelimesine sığınarak yapılıyorsa, hile rejimi de istikrar kelimesine sığınılarak yapılıyor. Efendim, her ne kadar adalet gereği nispi temsil gerekiyorsa da koalisyonlardan az mı çektik? Lafa bakın siz. Ne olacak mı? Seçim, hükümet çıkartmalı. Şu polemiğe bakın siz. İstikrar olmalı efendim. Seçim kanunu öyle olmalı ki istikrar olmalı. İşte halk yıllardan beri bu palavralar aldatılmaya çalışılmıştır. Şimdi gene size ilmi olarak bunların palavra olduğu, gerçek hukukla, ilimle bütün bu demagojilerin bağdaşmayacağını huzurlarınızda ispat etmek için bulunuyorum. Bakınız, önce bir defa siz nispi temsilin dışına çıktığınız zaman, demin söylediğim gibi biri 30 bin, biri 375 bin oy. Hani millet kendisini parlamentoda eşit şartlarla temsil edecekti? Bu bir. Oy eşit. Oy eşit olacak. Siz bu partiye oy verirse anayasada oy eşitliği yazılmış. Ama tatbikatta yürümüyor. Oylar eşit olacak. Ama siz Refah Partisi'ne oy verirseniz oyunuz bir oy sayılıyor. DYP'ye oy verirseniz oyunuz dört oy sayılıyor. Hani oylar eşit olacaktı? Hangi hileyle? İstikrar hilesi. İstikrar kelimesinin hilesiyle bu oyun oynanıyor. Bir. İkincisi, şimdi bakınız bu bir takım partilerin bunun neticesi olarak millet başka oluyor, parlamento başka oluyor. Buyurun. Bugünkü iki tane iktidar partisi DYP ve SHP millette daha o yıl, yani 1991 seçimlerinde milletin %48'ini, yani çoğunluğunu değil azınlığını temsil ediyorlardı. Ama parlamentoda 300 kişiye yakın temsilcileri var. Neden? Hile rejiminde yaşıyoruz. Demokrasi de değil de onun için. Nasıl yapılıyor bu hile rejimi? İstikrar diye bir şey uyduruluyor. Seçim kanunları nispi temsil olacağı yerine hile kanunlarının haline çevriliyor da böyle yapılıyor. Milletteki azınlık parlamentoda büyük çoğunluk oluyor. 10 yıldan beri bu 82 anayasa hep bunu yaptı. Özal geldi. Önce %46 azınlıkla hükümet oldu. Diktatör gibi yönetti. Sonra %36'ya düştü. Gene diktatör gibi yönetti. %36'ya yönetti. Şimdi önce %48'de bu yeni diktatörler başladılar. Bunlar da şimdi gördüğünüz gibi %35'e düştüler 1 Kasım. Aynı oyun tekrar tekrar oynanıyor. Değiştir değiştir. Allah pulla Allah pulla bu iflas etmiş zihniyetleri. Tekrar tekrar hile kanunuyla getir. Millet istesin istemesin mühim değil ki. Parlamento başka, millet başka oluyor bu hile kanunlarıyla. Bundan başka bu hileye millet de alet ediliyor. Şimdi siz ne diyorsunuz? Seçime girmezsen 50 bin lira ceza verin. Peki ben seçime gideceğim. Senin bu hile kanununun turnikesine gireceğim mecburen. Senin hilene ortak olacağım. Halbuki sen bu kanunu hile için yapmışsın. Beni de kanun zoruyla hilene ortak ediyorsun. Sonra da bu hile ortaklığının adı demokrasi oluyor. Sen oy verdin kardeşim. Ya ben isteyerek oy vermedim. Sen beni zorla soktun turnikenin içine ve zorla bu hile oyunun içerisine sen beni dahil ettin. Hile kumar masasına oturtuyor. Sen de masadaydın diyor. Oturmasaydın tabancayla beni vuracaktın. Bunun adı demokrasi oluyor. Oynanan oyun budur. Bundan dolayıdır ki bakınız şimdi mesela efendim dar bölge iki kademe olsun bilmem bunlar ne? Bunlar Pentagon.
Niçin? Refah Partisi güçlenmiş. Şimdi Refah Partisi %50'ye gelmiş. Efendim %50 ile de Refah Partisi iktidar olmasın. Şimdi 82 anayasasını bıraktım. Anayasanın nelere açtığını, meydan verdiğini ispat için dönüyorum bugünkü duruma. Ve zihniyetlere sesleniyorum. Hepsi kardeş partidir. Ama zihniyet olarak diyorum ki bire taklitçiler. Sizin bir taneniz %36 ile senelerce iktidar olmadınız. Öbürünüz %35 ile halen iktidar değil misiniz? Üçünüzden. E şimdi sıra Refah Partisi'ne gelince niye %50 ile Refah Partisi iktidar olmayacak da ille dar bölge iki kademe seçim olacak ve ille ikinci kademede hepsi Refah Partisi'nin karşısında birleşsinlermiş. 3 Kasım'da bu yazıldı, daha 1 Kasım seçiminin arkasından. O günden bugüne kadar bütün taklitçi zihniyet bu palavranın peşinde koşuyor. Niçin? Pentagon çare olarak ancak bunu düşünüyor da onun için. Bu Pentagon sistemidir bunun adı. Yani millete rağmen dışarıdan bir güçle bu millette modern müstemlekeciliği yürütme, hile rejimi dediğimiz budur. Bakınız bir bölge aldınız, bu bölgenin içerisinde şu parti %30 almış. Bu parti %40 almış. Öbür partilerde almışlar. Şimdi birinci kademe yaptığınız oylama bunu gösterir. Millet %40 bunu istiyor, %30 da bunu istiyor. İkinci kademe seçim yaptığınız zaman bu %40'ın karşısına diğer üçünü topluyorsunuz. Bunu %70 haline getiriyorsunuz zorladığınız için. Halbuki bunun manası ne demektir? Bu seçim bölgesinde oturan insanın 70 bini birinci oylamayla bu insanı istememiş. Ama ikinci oylamada mecbur bıraktırdığınız için istemeye istemeye sizin hilenize alet edip buna oy verdirtirmiş. Kerhan. Oy verdirtirmişsiniz. Böylece milletin %70'inin istemediği bir insan o milleti temsil hakkı kazanıyor. Böyle demokrasi oldu. Demokrasi de esas milletin kendi istediği insanların kendisi. Bunun da tek çaresi nispi temsildir. Onun için anayasa bunu teminat altına almalıdır. O oyların eşit maddesi tefsir edilmeli. Eşit sözün içinde bu var. Ama yanlış tatbikata yol açıyor. Bunu ayrıca eşitten maksadı nispi temsil olduğunu anayasaya sarih bir şekilde yazmak lazım gelir. Bundan dolayıdır ki biz anayasada seçimin nasıl olacağına dair esasları getirdik. Bakarsınız bunun üzerinde ayrıca bir basın toplantısında duracağız. Bütün iller seçim bölgesi olacak. İller. Bir ilde ondan fazla milletvekili çıkacak ise o ilde 10 ile 20 arasında 2 milletvekili olacak. Diyelim 16 milletvekili çıkar. 2 bölge 8 8 olacak. 24 ise 3 tane 8 olacak. Yani 20 ile 30 arası 3 bölge olacak ve bölgeler de birbirine eşit olacak. Takriben. Böylece en adil bir şekilde Türkiye Millet Meclisi'nde temsil edilmiş olacak. Peki efendim istikrar ne olacak? Bakınız biz Refah Partisi olarak istikrarın çaresini getiriyoruz. Diyoruz ki istikrar hükümet için lazımdır. Hükümetin istikrarı için siz ne yapıyorsunuz? Anayasanın 162. maddesinde diyorsunuz ki bugünkü anayasanın 162. maddesinde iktidar partileri bütçe plan komisyonunun 40 üyesinden 25'ini seçerler. Ancak 15 tanesi muhalefet partilerine aittir. Nispet ne olursa olsun. Bugünkü anayasa bu şeyi getirmiş, bu metodu. İstikrar için. Bundan dolayı bak biz anayasanın 110. maddesine elinizdeki anayasanın eğer istikrar ne olacak denilecek olursa bunu koyma lüzum yok. Çoğunlukla mecliste koalisyon hükümetler kurulu dünyanın her yerinde olduğu gibi böylece çalışılır. Ama biz %40'la da bir parti veya bir koalisyon iktidara gelsin istiyoruz öyle mi? Bak biz onun için matematik formül getiriyoruz. 110. maddeye bir ilan. Hükümetin daha büyük bir çoğunluğa dayanarak teşkili ve yürümesine imkan bulunamayan hallerde yani %50, 60, 70'lik bir koalisyon veya bir parti bulunamadı. Bir kombinasyon da kurulamadı. E %40'la hükümet kuralım. Türkiye hükümetsiz kalmasın istiyorsunuz. Bak size matematik çare getiriyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının %40'ının desteğine sahip olmak üzere tek parti veya koalisyon hükümetlerinin kurulup kendi programlarını yürütebilmesi de mümkündür.
Bu takdirde bu maddedeki ve 111. maddedeki güven oyu, 99. maddedeki gen soru, 100. maddedeki meclis soruşturması ve meclis ve komisyonlarının gündeminin belirlenmesiyle ilgili oylamalarda iktidar için ilave olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısını %20'si kadar bir istikrar puanı hesaba katıldı. Buyurun. Hükümet başka iştir, parlamento başka iştir. Siz parlamentoda %40 bir çoğunluğa sahipsiniz. Öyle mi? Hükümet olabilirsiniz. İmkan getiriyoruz size. Programınızı meclise takdim eder, programınızı yürütebilirsiniz %40'la. Nasıl olacak? Hükümetin düşürülmesine mütedair ve güven oyuyla ilgili bütün oylamalarda sizin %40'ınıza karşılık size meclisin %20'si kadar bir ilave veriliyor. Yani siz %40'sınız, karşınızdaki %60, siz bu %20 ile siz de %60 oluyorsunuz. Ve böylece programınızı yürütebiliyorsunuz. Bu iş bütçe komisyonunda böylece yapılmıştır, tatbik ediliyor şu anda. Bütçe komisyonunda iktidar partileri 25 kişiyle temsil ediliyor, muhalefet 15'te. Nispet ne olursa olsun. Niçin? Efendim iktidardır, bütçesini yürütmesi lazımdır diyoruz. Biz bu hakkı genele teşmil ediyoruz 110. maddede vermiş olduğumuz değişiklikle. Bunun için kimse milletin önüne geçip de efendim seçimden hükümet çıksın, istikrar olsun mugalatasının, paravanasının arkasına saklanarak hile rejimini yürütmeye kalkışmasın. Seçim sistemi nispi temsil sistemi olmak mecburiyetindedir. İşte bu kadar. Niçin? Başka türlü hile rejimi ortadan kalkmaz. Demokrasiye ulaşılamaz da onun için. Milletin istediğini yapmak başka türlü mümkün olmaz da onun için. İşte bu sebepten dolayı biz anayasanın 67. maddesini değiştirdik. Oraya nispi temsili getirdik. 110. maddesini değiştirdik veya değiştirilebilirliğine yol gösteriyoruz. İlle de %40'la istikrar olsun diyorsanız buyurun. Böyle bir metotla hükümeti ayakta tutarsınız. Hükümet alır programını yürütür. Bugün yaptığınız hileyi şeffaflaştırıyor. Siz zaten %40'la bugün %35'le hükümettir bu hükümet. 1 Kasım seçim bunu göstermiş. %35'le ben programı yürüteceğim. Peki bunu saklayarak, aldatarak, hileyle yapma lüzum yok ki. Bu prensibi benimseyeceksek açıkça yapalım milletin önünde. İşte bu kadar. Samimiyet dediğimizin içinde bu da var. Şimdi bakınız, gerçek çoğulcu demokrasi tatbikatı yerine azınlığın çoğunluğa tahakkümü yürütülüyor bugün. Önce bir defa hile kanunuyla azınlık mecliste çoğunluk yapılıyor. Çoğunluk yapıldıktan sonra bu anayasada çoğulcu demokrasinin tedbirleri anayasanın içinde alınmadığı için, laf olarak söylenmiyor ama tedbirler alınmadığı için bütün kanunlar o çoğunluğun elinde oluyor. Kanunların hepsi de hileyle yapılıyor. Başta TRT kanunu. Buyurun. Bu nasıl çoğulcu demokrasi? 30 dakikalık devlet haberlerinde 29 dakikası Demirel'den bahsediyor. Bu ancak diktatörlükte olur. Bir dakikası öbür partilerden bahsedecek. İşte şu anda bunu yaşıyor. Bugün akşamleyin bakın TRT. Ben neler söylüyorum. Emin olunuz ki Uganda'da olsak benim şu bir saatlik şu basın toplantımı çoğulcu demokrasi gereği TRT bütün haberlerin üzerinde baştan sona kadar noksansız verir. Ama benim burada söylediğim bütün gerekçeleri ortadan kaldıracaksın. Erbakan şunu iddia etti diyeceksin. Şimdi bak dikkatlerinizi çekiyor. Efendim Erbakan laiklik anayasanın ikinci maddesinden laiklik çıktı desin derseniz bunu kim yaparsa südü bozukluk yapmış olur. Açıkça ifade ediyor. Hiçbir basının südü bozukluğa tevessül edeceğine de inanmıyorum. Hatırlatıyorum. Niçin? Ben size anayasanın ikinci maddesini biz Türkçe yazıyoruz diyorum. Ve bizim getirdiğimiz teklifin içerisinde dünyaca kabul edilen laiklik prensiplerin hepsi mevcuttur diyorum. Siz Erbakan laiklik kelimesi kalktı der de benim bu kadar açıklamama rağmen bizi laiklik düşmanı gibi, gerçek manadaki laiklik düşmanı gibi göstermeye kalkarsanız, kim kalkarsa bu sadece südü bozukluk olur. Deminden beri ben size hukuktan ve ilimden bahsediyorum.
Bu sebepten dolayıdır ki şu anda konuştuğumuz konu işte bununla ilgilidir. TRT benim söylediklerimi millete vermeli gerçek olarak. Niçin? Görevi millete hizmettir. Bugün Refah Partisi zaten en büyük partidir. Ve milletin hakkıdır her parti ne diyor dinlemesi. Bundan başka soruyorum size. Şimdi bak milletin %52'sini temsil eden muhalefet şu mecliste. Millet tabanda %52 o zaman. Şimdi %65. Milletin 3/2 çoğunluğunu muhalefet temsil ediyor. Ancak bu muhalefetin bir tek kanun maddesini görüşmede öncelikle meclis gündemine aldırma hakkı yoktur. Bu muhalefetin istediği bir konuda mecliste konuşma hakkı yoktur. Sonunda danışma kurulu kabul etmez, meclise gelir, oylar reddeder. Bu muhalefetin istediği bir konuda araştırma önergesi kabul ettirmeye hakkı yoktur. Görüyorsunuz işari oylar reddedir. Bu muhalefetin istediği bir konuda soruşturma önergesi kabul ettirme hakkı yoktur. Oylanıyor, reddedir. Bu muhalefetin istediği bir konuyu referanduma götürmeye hakkı yoktur. Bu muhalefetin Anayasa Mahkemesi'ne şu kanun anayasaya aykırıdır diye müracaat hakkı yoktur. Hani devletin güvenliği devletin toplam işiydi? Neden bu muhalefet Milli Güvenlik Kurulu'nda yer almıyor? Bütün ülkenin huzuru görüşülüyor. Hayır. İşte anayasa bir defa bu hile kanuna dayanarak yapılıyor. Ondan sonra muhalefete çoğulcu demokrasinin hiçbir hakkı verilmiyor. Sıfıra indiriliyor. Böylece de azınlığın çoğunluğa tahakkümü yürütülüyor. İşte hile rejimi ve tahakküm rejimi dediğimiz budur. Ve size ben bunu maddeleriyle ve tatbikatta nasıl olduğunu gördüğünüz gibi matematik olarak ispat ediyor. %52 çoğunluğun bu ülkede bir kanunu gündem maddesi alıp konuşturma hakkı yoktur. Bir konuda araştırma önergesinin mesela Gladio, özel harp dairesi. %65, hatta iktidar partilerinde bir kısmı buna katılıyor. Alıp araştırma yaptırtıramıyor. Böylece bir diktatörlük yürütülüyor Türkiye'de. İşte bunların yürümemesi için bakınız biz anayasanın 133. maddesinde değişiklik teklif ettik. TRT'nin bir taraf olacağı, ahlak tahribatı yapmayacağının temel ilkelerini koyduk ve çoğulcu demokrasi uygun olacak. TRT kurulunda partilerin temsilcisi olacak. Başka çare yok. Yüksek TRT kurulu. Bundan başka da TRT'nin haber servisinde şimdi bu akşam bize 3 dakika ayrılıyor değil mi? Bu 3 dakikanın içinde ne konuşulacak? Bunu orada bizi temsil eden bir teknisyen tertip edecek. Başkası değil. Çünkü ben sizi 3 dakika konuştururum. Selam verdi, Ramazanınız mübarek olsun dedi derim. İşte 3 dakika doldururum. Hayır. Dakikayla adalet tesis edilmez. Biz ne anlatmak istiyorsak bu anlatmak istediğimizin özü millete duyurulmalıdır. Dürüstlük budur, samimiyet budur, insan hakkı budur, demokrasi budur, milletin hakkı budur. İşte biz bunu temin edecek şekilde 130. maddeyi değiştirdik. 95. madde iç tüzük. En mühim konu. Muhalefet partiler de istediği bir maddeyi gündeme aldırabilmeli. Muhalefet partisi de araştırma örgütünün araştırma komisyonu kurabilmeli. İç tüzükte muhalefeti sıfır hale getiren bütün maddeleri değiştirdik. 150. madde Anayasa Mahkemesi'ne müracaatta muhalefet partiler yani grubu olan parti hakkı olacak. 118. madde Milli Güvenlik Kurulu'na grubu olan partiler iştirak edecek. Diğer bir oyunda kanun kuvvetinde kararnamedir. Burada her konuda kanun kuvvette kararname çıkartırsınız. Her konuda Nasrettin Hoca'nın türbesi. Maddeyi bir okuyun. Ancak anayasanın ikinci bölümünün şu kısmındaki şunun için çıkartamazmış. Öbürlerin hepsi için çıkartırmış. Böyle şey mi olur? Seçimle ilgili, siyasal haklarla ilgili istediği gibi siyasi kanun çıkartma hakkını verin. Nasrettin Hoca'nın türbesi. Onun için biz 91. maddede de bütün bu kapıların kapatılması, diktatörlüğe yol açılmaması, çoğulcu demokrasinin yürümesi için tedbirleri almış bulunuyoruz. İşte muhterem arkadaşlarım, size 82 Anayasası'nın 3 temel özelliğini tahlil ettim hukuki ve ilmi olarak. Dedim ki bu anayasa aslında insan haklarına saygı yerine Müslümanlığı kısıtlamak için hazırlanmış, buna zemin hazırlayan bir anayasadır. Bir.
gerçek demokrasi yerine hileye zemin hazırlayan bir anayasadır. İki, ve çoğulcu demokrasi yerine de azınlığın çoğunluğa tahakkümüne zemin hazırlayan bir anayasadır. Üç. Şimdi anayasadaki bu hastalıklar, bu arazlar, bu kanserler dururken soruyorum size. Efendim hiç yoktan iyidir. Seçmen yaşını 18'e indirelim. Özel televizyonlar zaten neşriyat yapıyor. Onlara da bir hak verelim. Şu getirdikleri 3-4 tane maddeye bakın. Bunları hele bir çıkartalım. Peki bunları çıkartırsak bir sonra Sayın Demirel'i nerede bir daha bulacağız? Bitti. Anayasayı da değiştirdik. Her şey oldu bitti. Ondan sonra millet olarak istediğin kadar gözyaşıdır, kan dökülsün. Araki bulasın. Hayır. Biz bu oyuna alet olmayız. Biz Refah Partisi'yiz. Biz milletin gerçek temsilcisiyiz. Evet. Bunu açıkça inanarak söylüyor. Erkekseler söylediğimiz değişiklikleri yapsınlar. Nispi temsille millete gidelim. TRT'den eşit şekilde istifade edelim. Ve partilere seçime giderken bütçeden eşit paralar verilsin. Sayın Demirel efendim, her parti aynı kanuna göre seçime, aynı kanuna göre seçime gidiyor ama tatbikat ne oluyor? Birisi bakan arabasıyla gidiyor. Birisi karayollarının greyderiyle gidiyor. Birisi seni işe alacağım diye aldatmacalarla gidiyor. Bunun da adı kanun aynıymış. Tatbikat nasıl? Bu tiyatro mutlaka son bulacaktır. Meclise temsilci, son sayfayı, 8. sayfa okuyorum. Bütün 10 tane partiyle başladık ya bu çalışmaya. Kimse kalleşlik yapmasın. Yarı yolda bunları bırakıp da biz ikimiz uyuşup bir şey yapacağız demesin. Madem çoğulcu demokrasideyiz, madem anayasa uzlaşmadır, öyleyse uzlaşmaya önem vereceğiz, aldatmaya değil. İki tanesi, üç tanesi birleşip kendi kendine anayasayı değiştirmeye, çok şükür ki güçleri yetmiyor. Refah Partisi katılmazsa bunlar o çoğunluğu temin edemezler, Allah'a şükürler. Ama bu yolla tevessül edilmesin. Birinci prensibimiz bu. 10 partiyle başladık. Sonuna kadar 10 partiyle gidelim. Hepsi bu milletin evladıdır. Görüşüldüğü zaman uzlaşılmayacak hiçbir şey yok. İkinci prensibimiz, efendim bir an evvel bir değişiklik yok. Önce öz değişecek. Millet aldatılmayacak. Onun için ilk önce öncelik verelim. Nereye? İnsan haklarının tam, kamil ve çağdaş manada teminat altına alınmasına. Gerçek demokrasiye, gerçek çoğulcu demokrasiye. Ondan sonra da bu çalışmalar, üçüncü prensibimiz, şeffaf olarak yapılsın. Millete eşit şartlarla TRT'de her parti kendi fikrini duyurma imkanına sahip olsun. Şu 60 milyon insan bu partiler ne diyor? Bunu dinlesin. Bu milletin en tabii hakkıdır. Bugünkü bu kör dövüşü yapılmasın. Bugün milletin hakkı yeniyor. Kör dövüşü yapılıyor. Gerçekler saklanıyor. Sadece bir partinin demagojileri. Çocuk mantıkları. Sabahtan akşama kadar dinle babam dinle. Niye Ermenistan'a buğday vermemiz lazımmış? Bunu dinliyoruz biz TRT'de. Niye? Hile rejimindeyiz değil mi? Niye Bosna'ya asker gitmeyecekmiş de Somali'ye asker gidecekmiş? Bunu din. Niye Kıbrıs Yunan'a verilmeliymiş? Bunun gerekçelerini dinleyip duruyoruz. Bunlar milletin kabul edecek şeyler. Onun için biz şeffaflık istiyoruz. Millet hepsini dinlesin, öğrensin, bilsin. En tabii hakkıdır. Dördüncüsü, kısım kısım çalışalım deniyorsa, ilk kısım özün değişmesi olmalı. Özün değişmesi bırakılıp da bir takım teferruatla millet aldatılmamalıdır. Şimdi bakınız, biz bu kadar önemli noktaları söylerken, ya bu Erbakan kahin mi demeyin veyahut da keşif sahibi mi demeyin, şu söyleyeceğim sözü söyle, aklıma bu geliyor. Efendim bu Refah Partisi ile de uyuşulmaz ki. Sizi taklitçiler sizi. Tabii sen milleti aldatmaya gidersen Refah Partisi senden gelmez. Milleti oyalayalım, aldatalım. Seçmeni 18'i, TRT'yi 3 tane maddeyi değiştirdik, anayasayı değiştirdik diyelim. Sen de bize uy. Hayır. Biz milletin gerçek temsilcisiyiz. Milletin inancının ta kendisiyiz.
Ondan dolayı siz dış güçlerin eskisiyle bu oyunları oynamak isteyebilirsiniz ama biz size alet olamayız. Buyurun yapalım. Bak biz gerekçe söylüyoruz. Asıl mesele, siz asıl meseleyi bırakıp halkı oyalamak isterseniz alet olmayız tabii. Biz bunları uyuşmak için söylüyoruz. Uyuşulması icap edenleri söylüyoruz. Bundan dolayı bizim bu iyi niyetimiz, bu ilmi, bu hukuki, bu çağdaş davranışımızı kimse çarpıtmamalıdır. Gerçeğin aksine şekilde ifade edip takdim etmeye kalkışmamalıdır. Kim bu yola tevessül ederse bunun bir tek adı vardır. Buna südü bozukluk denir. Şimdi bakınız, bizim istediğimiz şey burada açık bir şekilde belirtilmiştir. Biz gerçek demokrasi, çoğulcu demokrasi, insan haklarının tam ve kamil manada tatbik edilmesini istiyoruz. İşte istediğimiz budur. Bundan dolayıdır ki 10 parti beraber çalışsın. Mikro mutabakat ve makro mutabakat. Yani bir paketi çıkartacağız. Herkes evet dese çıksın. Yoksa şu maddeyi kabul ettik. Bunu da bunu da kabul ettik. Kabul ettiklerimi çıkartalım. Hayır. Niye hayır? Çünkü bu milleti oyalamak oluyordu. Asıl maddeleri siz değiştirmeye niyetiniz var mı yok mu? Bunu bir görelim bakalım. Beşinci bir konu da şudur. Tabii bu söylediğimiz uzlaşma teklifleri konuşulup yapılırken asıl milletin beklediği köklü değişiklikleri yapacak bir anayasa. Bunun içinde elbette bir yandan bir komisyon kurulmalı. Bakınız, köklü değişiklik derken biz ne kastediyoruz? Mesela bütün adil düzen konferanslarımızda anlattığımız gibi bugün devlet uyanıyor, sabahleyin KDV'yi %20'ye çıkarttım diyor. Hayır. Bir hükümetin, bir siyasi gücün böyle bir hakkı olamaz. Şimdi bakınız şu yaptıkları işe bakın. Anayasada para basma ancak kanun olur dediği halde bunlar parayı basıyor. Üstelik şimdi bütün devlet kuruluşlarının borç faizine, bu da yetmiyor, altın sertifikası çıkartmak. Herkesin yastığının altındaki altını toplayacak. Yerine bir kağıt verecek. Bu toplamış olduğu altının diyecek ki nasıl olsa herkes benden şu anda gelip parasını geri istemez altınını. Öyleyse %80'ini borç faizine mahsup edeyim. Altta yatan fikir budur. Bütün devlet fabrikalarını verdiler, yetmiyor faize. Şimdi vatandaşın yastığının altındaki altını da faize yatıracaklar. Bunun için bu sertifika usulünü çıkartıyorlar. Halbuki bunları yapmaya bir siyasi gücün hakkı olmaması lazım gelir. Onun için gerçek bir anayasada devlet ancak hakkını alır, vergi kanunları bunu düzenler. Yoksa devlet aklına geldiği gibi vergi koyamaz denmesi lazım. Ama bu köklü değişiklikler beraberce partilerle bir yandan görüşülerek hazırlanmalıdır. Bunun için biz gerekirse iki komisyon seçildi. Birisi uzlaşma teklifini, diğeri ise köklü değişiklikleri tanzim etmek üzere çalışacak teklifi birlikte getiriyoruz. Yöntem teklifimizin beşinci maddesi de budur. Hepinize çok teşekkürler ederim. Bugünlük bu kadar. Arkadaşlarımızın soruları olursa cevaplandırmaya çalışırız. Evet, kaldı ki bunları lütfen inceleyin. Bundan sonraki basın toplantısında soruları cevaplandıralım.